Şimdi hocam 17 Ağustos bu gece sabaha karşı 23 yıl önce gerçekleşen büyük bir deprem. Türkiye'nin acısı ve bu hala devam ediyor. Bu acı dindirilmiş değil. Bu 23 yılın 20 yılı AKP iktidarı döneminde geçti değerli seyirciler. Ondan önce de bakın AKP'li belediyeler vardı bütün Körfez'de. İstanbul'da, Kocaeli'nde, Yalova'da, her yerde. Bütün bu bölgede, Bursa'da. Bu dönemin, bakın depremden sonraki 23 yıllık dönemin, 20 yılının AKP iktidarı döneminde harcandığını unutmayın. Bir kulağının üzerine yattılar. Bir kulağının üzerine yattılar. Bu annemin deyimidir. Umursamazlığı anlatır. Bizim yerel bir deyimdir. Genel olarak kullanılıyor mu bilmiyorum. Aslında bir, evet. Bir yok. Kulağının üstüne yattı. Kulağının üstüne yattı. Bir de değil. Kulağının üstüne. Evet. İşte bir kulak oluyor zaten. İkisinin üzerine yatamayacağınız için hocam. Annemin şeyi doğru. Annenize saygılarımla kulağının üstüne yattıdır o. O daha şey, evet, somut anlatıyor. Evet, evet. Evet. Annenize ve saygılarla. Çok teşekkür ederim. 20 yılı böyle harcadılar. Zaten bu depremin nedeni 70 yıldır Türkiye'yi yöneten sağ, merkez sağ iktidarlar, sağ iktidarlardır. Çünkü plansız kentleşmeye, çarpık yapılaşmaya izin verdiler. Marmara bölgesi bir sanayi havzasıydı. Kaçınılmaz olarak limanlara yakındı, pazara yakındı ve böyle gelişecekti. Almanlar ilk sanayi planlamasını yaparken Haliç civarını çok yanlış bir şekilde şehrin merkezine bir kama gibi giren Haliç çevresini seçmişlerdi. Haliç'i mahvettiler. Bedrettin Dalan'ı kabul etmek lazım. En önemli katkılarından biri Haliç çevresindeki sanayi tesislerini temizlemek ve onları kent dışında ve uygun alanlara göndermeyi sağlamak oldu. Ve Haliç temizlendi. Büyük ölçüde. Daha sonraki şeylerde yönetimler de bunu sürdürdüler. Şimdi bu bölgede siz sanayileşmeyi sağlıyorsunuz ama gelen köylerinden kopmuş gelmiş, savrulan o geniş kitlelerin, geniş yığınların ki tarımda makinalaşmayla birlikte bir iş gücü açığı çıkıyor. Evet, çok. Miras yoluyla topraklar paylaşılıyor ve kimseyi doyurmuyor. Küçülüyor topraklar ve tarımsal üretim kimseye yetmiyor. Yani ailelere yetmiyor. Bu nedenle kırdan kente doğru bir göç başlıyor. Dalga dalgadır bu. 1950'lerde bir göç başlar. Demokrat Parti ile birlikte tarımda makinalaşma yükselir. Sonra 60'larda, 70'lerde. Bunlara o kadar kayıtsız kalıyorlar ki gelen insanlar kendi evlerini kendileri yapmaya başlıyorlar. Gecekondu'nun çıkış hikayesi budur. Plansız, çarpık, yeşil alan olmayan, yolları, sokakları doğru düzgün planlanmamış. Doğru düzgün değil, hiç planlanmamış. Okul alanı olmayan yerler daha sonra Gecekondu ıslah planlarıyla düzeltilmeye çalışıldı yıllarca. Ama bunların hiçbiri bir mühendislik katkısı, bir bilimsel bir katkı almadan gerçekleşen yapılaşmalar olduğu için büyük bir tehlikeyi kendi içinde taşıyorlardı. 164 kez imar affı çıkartıldı hocam bu ülkede. Değerli seyirciler, 164 kez. Bakın bir yıl bile değil, bakın 70 yılda. Bir yıl içinde neredeyse 3 kez, yaklaşık 3 kez bir yıl içinde imar affı çıkartılmış. Ya, tapu verdi Özal. Evet. Tapu. Yani ve geçici meçici dolayısıyla diye. Bu binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi, düzenlenmesi, yeşil alanların açılması, yolların açılması bir türlü gerçekleşemedi. Ne diyordu hocam bu iktidarlar? Bize plan değil, pilav lazım. Aynen, Demirel'in lafı. Pilav da yani insanların karnını doyurmak, insanları beslemek, barındırmak, giyindirmek, bunu da sağlamadılar. Büyük bir sefalet yaşandı. Bakın Orhan Kemal'in romanlarına, bakın bir dönemin Türk sinemasının o çok güzel Yeşilçam filmlerine, göreceksiniz orada. Yani bu ülkenin tarihine, sosyolojik tarihine, geçmişine, tarihsel sosyolojik bir perspektiften baktığınız zaman o kırdan kente göçü ve bunun yarattığı sonuçları göreceksiniz. Biz Mübeccel Kıray'la çalıştık hocam. Köy ve şehir sosyolojisine bize anlattı. Bizim üniversitede Profesör Mübeccel Kıray büyük bir sosyologtur. Kendisini rahmetle anıyorum, sevgiyle anıyorum burada. Ve diğerlerini, Ümit Doğanaylar ve diğerleri. Ümit Doğanay ki vurulan bir Profesör Ümit Doğanay bizim siyasal bilimlerde bu vurulan hocalarımızdan biriydi. 78'de öldürüldü faşist bir saldırıda. O mesela bir toplantıda, bir sempozyumda Süleyman Demirel'le tartışmasını anlattı. Süleyman Demirel çıkıyor kürsüye, bir sürü rakam veriyor. Diyor ki ben şaşırdım kaldım, biz de diyor şeydeyiz. Yani bir komisyondayız. Demiş ki Sayın Başbakan bu rakamlar doğru değil. Yani bu rakamları nereden aldınız? Eğer Sizin, yani bizdeki rakamlar böyle değil, sayılar böyle değil. Bu veriler bizde yok. Sizde varsa bize verin, biz bunu değerlendirelim diyor. Diyor ki hoca biz de safız diyor. Yani başbakan da yani bu bir yere dayanmadan bu bilgileri bize verme, yani topluluğa, salona açıklamaz. Hoca boş ver. Önemli olan salona söylediklerim demiş. Yani öyle bir veri yok. Değil mi? Böyle de bir açık sözlülüğü var adamın. Bunu bize derste amfide anlattı hoca. Bunu amfide anlattı. Şimdi böyle iktidarlardan geçmiş bir Türkiye'de 17 Ağustos'un sorumlusu bu iktidarlardır. Bu zihniyettir. Çünkü plan yoksa akıl yok demektir. Plan yoksa bilim de yok demektir. Siz toplumsal yönetimde, bir ülkenin yönetiminde, bir toplumun yönetiminde planlamayı bir yana bırakırsanız aklı ve bilimi de bir yana bırakıyorsunuz demektir. Yani ne demektir o? Ya kent şu kadar yılda bu aldığı göçte şu kadar gelişir. O halde bu kadar konut alanı gereklidir. Bunların yolları, altyapısı, suyu, elektriği, yeşil alanı, okul alanı, işte ibadethane alanlarını, hastane alanlarını oluşturmak lazım dersiniz. Buna uygun bir imar planı çıkartırsınız, kat irtifasını belirlersiniz vesaire vesaire. Bu akıl demektir değil mi hocam? Şimdi kapitalizm akıl ve bilimi dışlamaz. Londra gibi, Paris gibi o vahşi kapitalizm döneminden geçmiş Avrupa'nın ya da Almanya gibi. Bu ülkelerin, büyük kentlerinin hangisinde böyle bozuk bir yapılaşma var hocam? Yok. Hatta bugün Londra'daki o 2 katlı kırmızı tuğla evler şu andaki en pahalı evlerden biri. Geçmişteki işçi lojmanları bunlar. İşçiler için yapılmış. Kapitalizm aklı ve bilimi dışlamaz. Bir küçük ekleme hemen unutmayın söyleyeceğinizi. Amerika'da bir mahalleye bir alışveriş merkezi yapılacağı zaman mahalle halkının onayına başvuruluyor. Ve açık belediye meclisinin tartışmaları açık yayınlanıyor. Tabii. Hem öyle hem sonra o kadar kötü bir ilişki yaratıldı yani ki. Yani kapitalizmin şeyi bu. Kapitalizmin mantığı akıl bu. Yani aklı dışlamaz. Yani kapitalizmin sadece yarattığı bir eşitsizlik vardır. Eşitsizliği devam ettirir. Biz de ona itiraz ederiz. O derin bir tartışmadır. Oraya başka zaman gireriz. Durum şu hocam. Şimdi siz böyle insanları kendi kaderlerine bırakıyorsunuz. İnsanlar da kendi çözümlerini yaratmaya çalışmışlar. Ve bu binaların, şimdi İstanbul'da bir ara ruhsatsız yapı, toplam yapı stokunun %60'ını geçmişti. Tayyip Erdoğan ben ruhsatsız evde oturuyorum demedim hocam. Kazandı, öyle kazandı. Evet. Evet. Herkes zannetti ki o şimdi oy kaybedecek. Ay, oy kaybedecek, oyları arttı. Tabii. İstanbul'un %60'ı bu adam ruhsatsız evde oturursa bizim evlerimize de ruhsat verecek dediler. Yani ama aç kaldılar. Tabii. Dikkat etmek lazım. Şimdi elbette 17 Ağustos depreminin nedeni budur. Bakın bütün sahilleri doldurdular. Çünkü kent işgal edildiği için, yeşil alan kalmadığı için, yeşil alan oluşturmak için sahilleri, denizi doldurdular. O depremde deniz o doldurulan sahilleri aldı. Ben Değirmendere'ye, ben Gölce'ye gittim o deprem sırasında. Ben gazeteciydim. CNBC televizyonunda çalışıyordum o dönemde. Program yapıyordum, haber koordinatörlüğü yapıyordum. O zaman adı Kanal E'ydi. CNBC ile anlaşma yapılınca CNBC E olmuştu. Türkiye'nin ilk haber kanallarından biridir, önemlidir. Haber ve ekonomi kanallarından biridir. Gittik ve bölgede çekimler yaptık. Daha sonra ben bundan vazgeçtim. Arkadaşlarımla birlikte, yani gazetecilik yaparken depremzedelere yardımcı olmaya başladık. Biz yardım gruplarında çalışmaya başladık. Şimdi bu acının yıl dönümü. Peki hocam kentsel dönüşüm gerçekleşti mi? Hayır. Yani müteahhitlerin insafına bıraktılar. Ama kentsel dönüşüm adına gasp gerçekleşiyor. Tabii, tabii. Bakın İstanbul'da bazı semtlerde işte ok meydanındaki Fethi'tepe gibi, tabii, oralara bakın. Avcılar vesaire tabii, gibi bakın, yerler. Bakın oralara. İnsanların elektriğini, suyunu kesiyorlar ya. Tabii. Bilimsel olarak hocam Türkiye, İstanbul'da, Marmara'da belli bir periyotla deprem olacağı söyleniyor değil mi? Evet, evet. Söyleniyor. Tabii. Belli bir periyotla. Ve büyük bir deprem daha geliyor. Yani hepimizin beklediği bir felaket ve buna bir önlem almış iktidarla karşı karşıya değiliz. 20 yıl nasıl harcanır hocam böyle? Evet. Buyurun hocam. Evet. Şimdi değerli izleyiciler, bu tabii çok acıklı bir konu ve hepimizin kaderini belirleyecek. Yani birdenbire işte bir deprem olduğu anda veya bir su baskını olduğu anda, ki ikisi de aynı anda oldu. Kuşadası'nda deprem oldu, arkasından İstanbul'u ve Ankara'yı su bastı filan. Ben hemen söyleyeyim, antiparantez, aile olarak biz her ikisinden de etkilendik. Hem depremden hem su baskınından. Ama şimdi onların yeri de değil, konu da o değil ama insanların hayatlarını çok etkilediğini söyleyeyim. Birdenbire Ne para, ne pul, ne şu, ne bu. Sevdiğiniz insanların ve kendinizin hayatı söz konusu oluyor.